Slide'da gördüğünüz resimlerden tavuk, inek ve ot. İnek hangisiyle eşleşir diye bir soru sorsam. Düşünme becerileri açısından baktığımızda da değerlendirdiğimizde. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye, Fatsa ve Altınordu'da anaokulundan ilkokulu okuma yazma ve matematiksel öğrenme güçlükleri adlı konferans düzenlendi. Diğeri de daha böyle iç kulaktan gelen ve denge ile alakalı, denge duyu becerileriyle alakalı isimlendirilen vestibüler sistem. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, araştırma görevlisi Mustafa Kurşuncu tarafından verilen konferansta, öğrenme güçlüğü çeken çocukların erken teşhis edilebilmesi için bilgilendirmede bulunuldu. Ve bu düşünce sistemi nasıl bir duygu ortaya çıkarıyor çocukta? Kaygı. Kaygı nasıl bir davranış örüntüsü ortaya çıkıyor? Genellikle mesela benim çalıştığım çocukların %90'ının üstünde, çok rahatlıkla bunu söylüyorum, performans kaygısı dediğimiz, akademik becerilere karşı bir performans kaygısı gözlemliyoruz. Bu da beraberinde kaçınma davranışlarını getiriyor. Mesela okula gitmek istememe, ödev yapmak istememe, ailelerden hep sıklıkla duyduğumuz şikayetlerdir. Kesinlikle ödev yaptıramıyoruz. Hatta o kadar böyle ilişkiler yıpranma noktasına geliyor ki, çünkü aile sürekli zorluyor ödev yapması, çalışması için. Ama çocuk sürekli bir şey halinde, kaçınma halinde. Ne yapıyor mesela? İşte ders başına oturduğunda, anne acıktım mesela. Yemeğini yediriyor annesi, tekrar oturmaları gerekiyor. Anne, tuvaletim geldi. Tuvalete gidiyor, geliyor. Anne, işte şu oldu, bu oldu. En hiçbir şey yapamıyorsa sıkıldım gibi. Aslında hep bunlar bir strateji ve kaçınma davranıştır. Ve altta yatan aslında kaygıyı çok iyi irdelemek gerekiyor.